الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله رب العالمين ولك الحمد يا رب العالمين حتى ترضى ولك الحمد يا رب العالمين إذا رضيت ولك الحمد يا رب العالمين بعد الرضا جملة أمات الرك أن تبقى أهل الرك وأخف الرك إذا ما تهل الرك أرى بمزاج يشبشوص أرغضشتر Allah-u Teala daha büyüğünden cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin. Hakikaten çok büyük bir imtihandı. Şimdiye kadar hep duyuyorduk arkadaşlar. İşte filan yerde deprem olmuş, filan yerde deprem oldu, filan yerde şu oldu diye. Fakat Allah-u Teala ne yaptı bize? Yaşattı. Bunun için inşallah Rabbim ilk önce devletimizi, milletimizi muhafaza eder. Sonra ümmeti Muhammed'i muhafaza eder. Eğer herhangi bir yerde deprem olmaz inşallah. Şayet olursa ilk yetişen, ilk gayret eden biz olalım arkadaşlar. Elhamdülillah bizim başımıza bu imtihan gelince her yerden kardeşlerimiz Tacikistan'dan, Dağıstan'dan, Türkiye'nin her tarafından kardeşlerimiz hemen telefonlar ederek ilk önce bize halımızı hatırımı sordular. Sonra ihvanlarınız, kardeşleriniz nasıl, onlarda bir şey var mı diye hep sizlere duacı oldular. Allah-u Teala daha büyük günden muhafaza eylesin. Hani Allah-u Teala diyor, inne zelzelete sa'at şey'un azim. Yani oradaki saat aslında kıyamet zilzelesi. Fakat bazı alimlerin görüşüne göre o saati, yani o zilzele saati var ya, gerçekten de çok büyük bir şeydi. Yani tarif edilemeyecek. Çok büyük bir şey, azim şey, onu azim diyor Allah-u Teala. Hakikaten çok büyük bir şeydi. Biz yaşadık, Allah kimseye yaşatmasın. Suriye'den, işte Kayseri'den, Konya'dan, Şeyh Efendiler, Şeyh Sabah Efendi hemen hemen her gün aradı, dua etti. Ali Efendi, Konya'dan Ali Efendi her gün aradılar, dua ettiler. Yapabileceğimiz, edebileceğimiz bir şey var mı? Gelelim mi yardıma diye. Ondan sonra Kayseri'den Sami Efendi, Abdullah Efendi'nin halifesi, Kayseri'den Sami Efendi, İstanbul'dan kardeşlerimiz Şaban Hoca belki de hemen hemen her gün aradı. Hocam bir ihtiyaç var mı? Ne yapabilirik, ne edebilirik diye. Hep duacıyık diye. Elhamdülillah her yerden kardeşlerimiz aradı. Biz yaşadık, Allah-u Teala onlara yaşatmasın. En sonunda bugün Suriye'den, işte Suriye üleması var Antep'te. Onlar geçmiş olsuna gelmişler arkadaşlar. Ne anlatıyorlar bakın siz. Hani Allah-u Teala tabir ediyor ya, inne zelzelete sa'at şey'un azim diye. Yani zilzele saati. Çok acayip bir şey. Kıyamet alameti yani. Kıyametin sallanması. Sanki biz onu yaşadık ya. Ne diyor Allah-u Teala? يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَةٍ. Yani o gün o zilzele saati öyle bir şey ki, yani bu hamile kadın var ya, hamile kadın çocuğunu düşürür diyor. Bugün o gelen hoca efendiler anlatıyor arkadaşlar. Zelzele olduğu anda çocuğu olan bir kadın çocuğunu alıp dışarı fırlıyor. Dışarı fırladığı anda elindeki neyi biliyor musunuz siz arkadaşlar? Yastıkmış. O dehşetten dolayı çocuğu içeride unutuyor. Yani o dehşet acayip bir dehşet. Allah kimseyi yaşatmasın yani. Onun için dua edelim. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hep duayı örgütmüş ya. Ya Rabbi, Allahümme inna nes'elükel affe vel afiyete fi dinina ve dünyana ve ehlina ve malina. Ya Rabbi, malımızda,
ehlimiz, çoluğumuz, çocuğumuzda, dünyamızda ve ahiretle ilgili konulardan senden af ve afiyet isteriz diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gün bu duayı yaparmış. Sonra duanın devamında Allahümme ahfazna min beyni yedey ve min halfi ve an eymani ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve min tahti diye dua edersiniz. Ya Rabbi, ölümden beni muhafaza eyle, arkamdan muhafaza eyle, sağımdan muhafaza eyle, solumdan muhafaza eyle, üstümden muhafaza eyle, altımdan muhafaza eyle diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı her gün yaparmış. Alttan gelecek, yani çok acayip şey, tarif edilemeyecek, tabir edilemeyecek şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepimiz neyi öğrendik aslında, bilin siz arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani aslında biz çok büyük bir nimet içinde yaşıyormuşuz. Hepimiz bunu öğrendik. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor, bak. Sizlerden her kim vücutça sağlıklı, nefsinden, malından korkusuz ve huzurlu günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetlerini kendisinde toplamış olur diyor. Neyi kaybettik arkadaşlarımız? Bak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün nimetleri kaybettik. Öyle bir an oldu, çoluğumuzu unuttuk, çocuğumuzu unuttuk. Biz bizi dışarı atak dedik. Halbuki en büyük nimet neymiş? Kişinin sağlıklı bir şekilde, emniyetli bir şekilde, korkusuz bir şekilde yatağına girip yatabilmesiymiş. Deprem oldu. Biz daha kendimize, belki de biz kendimize geldiyse 11 gün, 15 gün oldu. Daha eşlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz kendisine gelemedi. En büyük nimet neymiş aslında? Sıhhatli bir şekilde yatağa girip emniyetli bir şekilde, korkusuz bir şekilde yatabilmeymiş. Allah-u Teala bize ne yaptı? Onu yaşattı. Bakın, siz ne nimet içindeydiniz? İyi bilin ya. Bu nimetin kıymetini bilin diye. Onun için arkadaşlar, ne yapmamız gerekiyor? Bu nimetin kıymetini bilip Allah'a daha güzel kulluk etmemiz gerekiyor. Yani bizler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, bugün ders yapmayak da bunlardan, depremden ibret çıkarak diye bakıyorum arkadaşlar. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşşühedâ-u kamsetu. Şehitler 5 tanedir diyor. Bir, el-met'un, bulaşıcı hastalıktan dolayı ölen. El-mebtun, iç hastalığından dolayı ölen. Vel-garik, suda boğulan. Ve sahibül-hedmi, göçük altında kalıp ölenler şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Ölen kardeşlerimiz değil, şehittir hepsi. Hepsi şehit, hiç şüphesiz. Bu aynı zamanda ne olmuş arkadaşlar? Sanki Allah'ın bize bir rahmeti, lütfu olmuş oluyor. Onlar gittikleri yer şehit, cennet inşallah. Allah-u Teala tabi cennet, Allah-u Teala dilerse onların yapmış olduğu günahlardan dolayı hesaba çeker. Dilerse direkt otomatikmen cennete girer. Allah'ın hesabına, rahmetine kimsenin sorgu sual etmeye hakkı yok. Kimse kısıtlayamaz. Ya filan hocam işte şöyleydi, şunusu vardı. Allah bilir kardeşim. Peki bilemediğin neleri vardı ya? Peki bilmediğin neleri vardı? Onun için o da, onların vefat etmesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiriyle şehit yani. Başka bir hadis-i şerif daha var. Böyle çok hoşuma giden, çok güzel olan, yani duyduğu zaman insanı ferahlatan, rahatlatan bir hadis-i şerif. Tam bulayım da sağlam metni okuyayım diye arıyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif olduğu için öyle rastgele de
okumak da istemiyorum. Kendimden de bir şey de katmak istemiyorum arkadaşlar. Arıyoruz ya, bulunmaz yani bugün şimdi. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Yani aslında inşallah bu sonuncusudur. Sonuncusudur inşallah, zilzal deprem olmaz. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki şu ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ümmeti Muhammed yani. Rahmete mazhar olmuş bir ümmet. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır diyor. Şu hadis-i şerifin güzelliğine bakın, müjdeye bakın. Ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmet. Ahirette de diyor azaba maruz kalmayacak. Benim ümmetimin azabı diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, onların azabı dünyada neymiş? Fitneler. Fitneler baş gösterecek. İkincisi zelzeleler. Üçüncüsü de Peygamber'in katil. Birbirlerini Allah muhafaza eylesin öldürmeleri. Ümmetim dünyada azap bu ama ahirette diyor inşallah azap görmeyecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bizim bu depremden çıkarmamız gereken ne arkadaşlar? Birincisi dedik ki en önemlisi elhamdülillah biz büyük bir nimetin içindeymişik. Nimetin kıymetini bilmiyormuşuk. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetin kıymetini bilmeye gayret edeceğiz. Nankörlük, şükürsüzlük etmeyecek. Yani öyle bir zelzele verdi ki Allah-u Teala 3 milyona, 5 milyona, 4 trilyona aldığımız evlere giremedik. O evi almak için bir ömür çalıştık. Fakat ne oldu? Evlere giremedik ya. Onun için yapacağımız şey Allah-u Teala'ya bol bol şükretmek. Bol bol ne yapmak? Hamd etmek. Sonra istiğfar etmek. Bol bol istiğfar etmek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar yani istiğfara devam ettikleri müddetçe Allah-u Teala onlara azap etmeyecek. Bol bol istiğfar edecek. Sonra birbirimize merhamet edecek arkadaşlar. Birbirimize merhamet edecek. Ya şu depremden, şu olaydan her hepimiz bir ders çıkarmalıyız. Ya herkes işte bu iş ne oldu da başımıza geldi değil. Herkes kendi kendine soracak. Ya ben ne yaptım da Allah-u Teala bizi böyle bir korkuyu nasıl adı ya? Yani bu korku da kolay kolay atılacak bir korku değil. Azıcık çocuk şu kanepenin üstüne çıksa, sallasa hemen korku yok. Ne oluyor, deprem mi oluyor diye. Öyle bir şey oluyor. Bunun korkunun gitmesi de kolay değil. Bu korkunun gitmesi için ne yapacaksın arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zaman herkes birbirine merhamet edecek, acıyacak. Daha önce acımıyorduk. Bundan sonra bu depremden ders çıkarıp hepimiz birbirimize acımamız gerekiyor. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle müselsel hadis-i şerif bu. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fis semâ diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz yerdekiler, yeryüzündekiler birbirinize acıyın ya. Birbirinize acıyın ki göktekiler de size acısın ya. Biz işte acımazsak arkadaşlar göktekiler de bize acımaz ya.
5 kağıtlık evi 10 kağıt edersek, 2 kağıtlık kirayı birdenbire 5 edersek, 2 liralık salatalı birdenbire 10 edersek, 5 liralık bisküviyi birdenbire 10 lira edersek, Allah da bizi acımaz. Onun için en önemli şart, biz birbirimizi acıyacağız. Kimin yardıma ihtiyacı varsa, o yardıma koşmaya gayret edecek. Yoksa Allah-u Teala da bizi acımaz. Onun için bu depremden çıkaracağımız en önemli şeyler, arkadaşlar, ne yapmamız? Birbirimize acımamız ya. Merhamet etmemiz. Yoksa vallahi göktekiler de bize acımaz ya. Peşi peşine geldi ya. Peşi peşine geldi. Hemen ne yaptı? Allah-u Teala 7.7'yi verdi, sonra 7.6'yı verdi. 7 nokta. Yine de elhamdülillah. Yani bize de belki merhametinden dolayı. Merhametinden dolayı. Allah-u Teala daha fazla verebilirdi. Yani sadece ve sadece bir Antep'e uğramış olsaydı belki de bu ölümler kaç kat olacaktı. Antep'i ne yaptı? Allah-u Teala sanki özel korumaya teyit geçmiş gibi oldu. Ders çıkarılması gerekenlerden bir tanesi de işimizi yaparken sağlam yapmamız gerekir. Sağlam yapmamız. Kimseye şikayetsinmeden herkes kendi işini sağlam ve düzgün yapanı diyor Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala sever. İşlerimizi sağlam yapmayı ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah tez zamanda Rabbim bu imtihanı geçmeyi nasip eylesin. Şu sıkıntıyı, şu korkuyu üzerimizden Rabbim tez zamanda alsın. Başka hiçbir kardeşimize de bu dehşetli anı, bu sıkıntılı anı göstermesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için ve cümle geçmişlerimizin ruhu için, ölen bu zilzalde ölen kardeşlerimizin ruhları için ve zilzalde depremde hasta olan, hastanelerde yatan, şifa bekleyen kardeşlerimizin şifa bulması niyetiyle El-Fatiha-tu ma'as-salavat.